üçüncü konuşmacı Sayın Hüseyin Aygün, Tunceli Milletvekili. Sayın Aygün, buyurun. Çok sağ olun Sayın Başkan. BDP'nin grup önerisi terörle mücadele kanununun öğrencilere etkisinin olumsuz olduğu tespitinden hareket ediyor ve bu yasayı tutuklu öğrenciler yönünden sorgulamak için bir araştırma komisyonunun kurulmasını öngörüyor. Tabii yetersiz bir öneri, desteklemekle birlikte hemen söyleyeyim. Çünkü sadece tutuklu öğrenciler değil, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, ömrünü içeride geçiren 80'in üzerindeki TMK mağdurlarının tümünün bu önergede yer alması gerekirdi. Bu eleştirimi belirtmekle başlayayım. Şimdi daha önceden arkadaşlar, başbakana dair bir iki söz etmem farz oldu galiba. Meydanlarda milyonlarca insanın diktatör olarak tanımladığı başbakan, bir günde 6 tane miting yaparak CHP'li milletvekillerine akıl vermekten marjinal diye damgaladığı grupları lanetlemeye, ölüleri Sünni yurttaşlarım, Sünni şehitlerim diye sınıflandırmaya, herkese hedef göstermeye, tomalarıyla, elindeki istihbarat örgütüyle dayandığını düşündüğü ve aslında çok geçici olan, 21 gündür herkesin gördüğü şiddet örgütünün etkisiyle herkesi tehdit edeceğini, korkutacağını zannediyorum. Bu sabah gözaltına alınan 51 ESP'liyi, sonra sayının 64'e çıktığı açıklandı, Özgür Radyo çalışanını, ETA Haber Ajansı muhabirlerini, Ankara'da Odak Dergisi çalışanlarını, Malatya'daki 5 tane öğrenciyi DHKPC'li diye damgalanan ama örgütle hiçbir ilgisi olmayan, sadece AKP'ye ve diktatöre karşı mücadele ettikleri için DHKPC'li diye damgalanan tüm yurttaşlarımızı selamlıyorum. Onlar nasıl mücadele edileceğini bence hepimize öğrettiler CHP'ye, MHP'ye, BDP'ye. Tayyip Erdoğan'ın gücünün sınırsız olmadığını, onun karizmasının yapay bir karizma olduğunu, Orta Doğu'da değil Türkiye yurttaşları içinde de aslında hiçbir karizma taşımadığını bize kanıtladılar. Dolayısıyla gözaltındaki yoldaşları, o marjinal yoldaşları saygıyla, hürmetle burada anmak istiyorum. Şimdi Başbakan bugün şöyle bir şey demiş. Polis kurşun attı mı? Yok. Ethem Sarısülü'yü öldüren polis 4.8 metreden tabancasını ateşledi ve kurşun sekmeden Ethem'in başına girdi. Pazar gecesi Çorum'un Beylice köyünde gittik, gece yarısı toprağa verdik 26 yaşındaki çocuğu. Bu 4.8 metreden ateş açıldığı kurşunun doğrudan hedeflenerek sıkıldığı tespitini şu an Ankara Özel Yetkili Savcılığındaki jandarma raporu söylüyor, ben söylemiyorum. Dolayısıyla devletin resmi bilirkişisi tarafından polisin bilerek ve isteyerek Ethem'i öldürdüğü kanıtlanmış durumda. İsmini de lütfedip bu sabah açıkladılar. Ahmet Şahbaz isimli polis memuruymuş. Silahına el koymuşlar ve kurşunu balistik incelemeye göndermişler, onun silahı mı diye. Allah aşkına böyle bir devlete kim güvenebilir? Yani Ethem'in annesi babası ne düşünecek sizin hakkınızda? Çocuğunu 16 gün evvel öldürmüşsünüz, daha bugün polisin ismini açıklıyorsunuz. Batıkent cemevinde ve Çorum'da 10 binlerce insan yürüdü. Böyle yapmaya devam ederseniz Türkiye'de ne olacak tahmin ediyor musunuz? İç savaş çıkacak. Resmen şiddeti yönlendiriyorsunuz. Çocukları öldürülen anneleri, babaları, onların kardeşlerini. Başbakan bunu tabii bilerek yapıyor. O da onun yönetme taktiklerinden bir tanesi. Yine şöyle bir şey söylemiş. CHP'li milletvekilleri mezhep kışkırtıcılığı yapıyor. Şimdi bunu söyleyen kişi, 3 gün evvel Reyhanlı'da 53 Sünni yurttaşım öldürüldü diyen kişi, ölüleri bile ayıran kişi, Foça'da Alevi asker öldürüldüğünde İzmir valisine emir vererek gidip İzmir'de cemevinden cenazesini çıkartıp devlet cemevine gelmez, camiden kaldıracaksınız diye şehit askere baskı yapmış bir başbakan. Foça'da bunu yaptılar. Dolayısıyla kimin mezhepleri kışkırttı bize göre çok açık ama yine bir şeyler söylemek gerekiyor, mecburuz buna. Ben Alevileri savunurum, cemevlerini savunurum. Cemevlerinde pişirilen aşureyi giderim dağıtırım. Orta Doğu'da Suriye'yi Alevi bir devlet başkanı yönetiyor diye hedef almanıza Amerikanız gelse bile karşı çıkarım. Hiç kimseden de izin almam. Yarın İran'ı vurduğunuzda da karşı çıkarım. Çünkü hiçbir batılı bloğu gelip Orta Doğu'da Müslüman bir ülkeyi devirmeye, orayı demokrasi götürme adına orayı yağmalamaya hakkı ve etkisi bulunmuyor. Zaten Türkiye'de de sizin tabanınız bile bunu kabul etmiyor. Yaptığınız anketlerde %70 oranda Suriye Savaşı'na karşı oy veriyor insanlar.
O yüzden El Nusra'nız, Selefileriniz, El Kaide'niz yürüttüğünüz vahşi ve kuralsız savaş Türk milleti tarafından desteklenmiyor. Açık bir savaşa giremiyorsunuz. Şimdi Sayın Başbakan diyor ki, herkes gelsin camiye namaz kılsın, hiç kimse içki içmesin. Herkes çocuğunu 4+4 eğitim veren İmam Hatip'e göndersin. Planı bu. Ben çocuğumu göndermiyorum. Sen koskoca Türk milletinin bütün nesillerini gerici yapmak isteyebilirsin. Ben yapmıyorum. Dem de çekerim, cem evine de giderim, semah da dönerim. Senden izin mi alacağım? Sen gericisin diye ben ve ırkımla gerici mi olacağım? İstediğin kadar git gericilik yap. Senin gibi gerici olmak zorunda değil Türk halkı. Senin gericiliğin artık yeter. Boy değil soy önemli diyen kimdi arkadaşlar? Kılıçdaroğlu'nu kastederek. Ebu Suud Efendi denen Alevi katliamcısı, Şeyhülislam'a övgüler yağdıran, onun adına tesisler açtıran, Çorum'daki mitinginde Ebu Suud'u öven kimdi? Başbakan Erdoğan değil miydi? Sen Ebu Suud'u övdüğün zaman Türkiye'de bir mezhebin ayaklanacağını göremiyor musun? Sana oy vermiyorlar. Tamam, işlerinde de yok. Tek bir tane bakanın yok, müsteşarın yok. Sen 15 milyon Alevin ne düşündüğünü biliyor musun? Bilmiyorsan Gazi Mahallesi'ne bak. Gazi Mahallesi'nde 21 gündür 10 binlerce insan tomaya, biber gazına, hatta portakal gazına direniyor. 3 tane ağır yaralı, bilinçleri kapalı Ok Meydanı Hastanesi'nde yatıyor. Bak ölü de veriyorlar, senden korkmuyorlar. Bu daha iyi günler. Sen bu kadar provoke edersen bir halkı, açık söylüyorum, bu halk sana dersini verir, veriyor da. Sarıgazi'de veriyor, Ümraniye'de veriyor, Dersim'de veriyor, Antakya'da veriyor, Hatay'da veriyor. Suriye'yi kışkırtmak istediğin bütün kitlelerin yaşadığı yerde sana ders veriyor. Bu dersi vermek zaten boynumuzun borcu. Yine meclis başkanı utanmadan şunu yaptı. Dedi ki bizim bildiğimiz Aleviler camiye gidiyorlar. Mecliste dedi mescit var 2 tane, oraya gelsinler. Ve mescitte Alevi milletvekillerinin, Alevi çaycıların, Alevi danışmanların, Alevi emekçilerinin cem evine sahip olma hakkını reddetti. Şu an mahkemede. Böyle bir anlayışa hiçbir Alevi saygı duyabilir mi? Alevileri biz kışkırtıyoruz. İnkar eden, aşağılayan, cem evine ucube diyen, ibadethanesini yasaklayan, kültür merkezi olarak açarsanız destek veririm ha diye tehdit eden başbakan kışkırtmıyor, biz kışkırtıyoruz. Eğer bizimkisi kışkırtmazsa arkadaşlar, vallahi Alevileri sonuna kadar kışkırtmaya devam etmek benim boynumun borcu. Çünkü bu kışkırtma değil, haklarını alma ve eşit yurttaş yapma mücadelesi. Yine başbakana bir iki şey daha söyleyeyim. El Nusra çetelerini, Selefileri Türkiye'ye dolduran, Türkiye'yi iç savaşın ülkesi haline getiren, Türkiye'yi silah deposu yapan, 2500 tane kayıtlı El Kaide üyesini izliyoruz diye MIT raporlarına yansıtan sen değil misin? Sen bu ülkeyi Orta Doğu'nun demokrasiden bir haber ülkelerinden, berbat rejimlerinden birini hale getirmedin mi? Senin gidişatın bu. Bunu izleyecek miyiz? Güçsün diye Anayasa Mahkemesi elinde orduyu tasfiye ettin diye senden korkacak mıyız? Vallahi hiç kimse korkmuyor. Tomaların önüne çıkıyormuş CHP milletvekilleri. Çok enteresan. Tomaların önüne çıkarız, senden izin mi alacağız? Senin insanları öldürmen meşru. Ethem'i, Abdullah'ı, Mehmet'i öldürmen normal de. Katil polisleri yargılamaman, onlara aslanlarım diye sahip çıkman normal de. Bizim şehitlerimize sahip çıkmamız anormal mi? Senden korkacağımız mı zannediyorsun? Ölenlerimize son görevimizi yapmayacak mıyız? Başbakan olabilirsin. Senden hiç kimse korkmuyor. Sen de haddini bileceksin. Nasıl biz biliyorsak. Bir polis eğer bir polis halkına kurşun sıkıyorsa, siz o polise milletimizin polisi diyorsanız vallahi kusura bakmayın. O polis bizim polisimiz falan değil. O milletin polisi değil. O polisle de mücadele etmeyi biliriz. Seninle nasıl mücadele ediyorsak. Milletin polisi değil, AKP'nin polisi. Milletin polisi 26 yaşındaki çocuğu başından öldürmez. Milletin polisi Abdullah Cömert'i öldürmez. Milletin polisi şu an Numune'de komada olan Dilan'ı başına gaz kapsülü sıkarak öldürmeye çalışmaz. O benim polisim değil. Ben öyle bir polise sahip çıkmıyorum. O polisi halk yargılamalı.
Halk yargılamalı. Mahkeme yok Türkiye'de. Onu yargılayacak bir mahkeme yok. Onu halk yargılayacak. Açık söylüyorum. Bu halk hareketi diktatörlüğünüzü devirecek ve bu cinayetleri işleyenler yargılanacak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.